Merhaba arkadaşlar. Set 162 birinci soru. Şekilde mavi karton düzgün altıgenin kenarlarına sarı karton kareler eklendikten sonra kırmızı bir ip ile gergin biçimde tam olarak sarılmıştır. Mavi karton altıgenin çevresi 24 santimetre olduğuna göre kırmızı ipin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi çevresi 24 santimetre olduğuna göre bu altıgenin her bir kenarı 4'er santimdir, değil mi arkadaşlar? Şuralar 4'er santim olmalı. O zaman karenin kenarları da nedir? 4'er santimetredir. Çünkü karenin bir kenarı altıgenle çakışıyor arkadaşlar. Altıgenin bir kenarıyla. Şimdi bir düzgün altıgenin dış açısı kaç dereceydi? 360 bölü 60'tan, pardon 6'dan 60 dereceydi dış açı. Bunun bütünleri yani 120 derecede nedir? Bir iç açımdır. Şimdi şu iç açı 120 derece bakın. Bu kare olduğu için iç açım 90 derece, iç açım 90 derece. Toplayalım ve tam açıya tamamlarsak burayı şuradaki küçük açıyı bulabiliriz. 120, 90, 90 topladım 180, 300. Araya ne kaldı? 60 derece kaldı arkadaşlar. Şuralar da 4'er birim değil mi? O zaman tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen. Aslında nasıl üçgendir? Eşkenar üçgendir. Buralar da 60'er derece mi? Şu uzunlukların hepsi aynı şeyi burada da yaparsak 4'er santimetre gelmeli. Kaç tane 4 var? Bunu sayacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane 4 var. Hemen 12 ile 4'ü çarpıyorum. 48 santimetreymiş. Benim kırmızı ipimin uzunluğu. E şıkkı doğru cevabı. İkinci soru. ABCDE düzgün beşgen. ABFB DFC doğrusal. AED üçgeninin çevresi 24 santimetre olduğuna göre çevre AFDE kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın, ben şu uzunluğa x diyeyim. Bu bir düzgün beşgen olduğu için bütün kenarları x santimetre olmalı. Şuraya da b diyelim. Çift değişken üstünden gidelim, fark etmez. 2x artı b neye eşitmiş? 24'e eşitmiş. Şuraları bilmiyorum. Buralara da A diyelim. Şimdi bir düzgün beşgenin dış açısını hesaplayalım. 360 bölü 5 yani 72 derece bir dış açım. O zaman 108 derece nedir? İç açımdır, değil mi arkadaşlar? Şimdi şu açı 108 derece. O zaman ikizkenar üçgen olduğu için 72'yi 36, 36 paylaşmalılar. Şimdi benim şuradaki CF uzunluğuna geçmem lazım. Yani çünkü A'ları bilmiyorum. Şimdi benzerlik yazacağım ama değişken çok. Yani paralellikten aslında benzerlik yazabilirim ama oradan bir sonuç elde edemem gibi duruyor. Şimdi şöyle bir hareket yapsam. Bakın arkadaşlar, şunu şöyle çizsem. Şu uzunluk da B kadar olmaz mı? Şu açım 108 derece. Şu dış açım 72 derece. Bu da dış açı. Bu da 72 derece. O zaman şuraya ne kaldı? 144, 36 derece mi kaldı? Şimdi şurada yazdığımda bakın, ikizkenar üçgen 36 derece, 36 derece olmalı. Yani şu oluşan CAF üçgeni ikizkenar üçgen değil mi? O zaman 36 derecenin gördüğü kenar B ise 36 derecenin gördüğü kenar da B olmalı. Yani AB'ye eşit çıktı arkadaşlar. Şimdi çevreyi yazalım. Bakın ne var burada? 4 tane x var. A, F, D, E'nin çevresi yani büyük şeklin çevresi. 4 tane x var. Artı 2 tane a vardı ama onun yerine artık 2b yazabilirim. Yani 2 parantezinde 2x artı b geldi. Ben 2x artı b'yi 24 bulmuştum. Yerine yazdım. O zaman 48 santimetre benden istenen uzunluk oldu. D şıkkı. Üçüncü soru. Şekil 1'deki düzgün altıgenin her kenarı üzerine şekil 2'deki yeşil üçgenler ekleniyor ve bu üçgenlerin tepe noktaları birleştirilerek yeni bir altıgen oluşturuluyor. Yeşil üçgenlerin eşit kenarlarının uzunluğu 12 santimetre olduğuna göre şekil 3'teki büyük altıgenin alanı mavi altıgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, şurası 12 santimetre, şurası 12 santimetre. Hepsini yazmayalım. Şu açım 75 derece. Şu açım 75 derece. Şuralar
75'er dereceymiş. Şimdi bir düzgün altıgenin iç açısına ihtiyacım var. Hemen 360'ı 6'ya bölüp bir dış açıyı hesaplayalım. 60 derece düzgün altıgenin dış açısıdır. Bunun bütünleri yani 120 derece nedir? Bir iç açımdır. Yani şu açı neymiş? 120 dereceymiş. Şurası tam açı olduğu için hemen toplayıp 360'a eşitliyoruz. 120, 150 daha ne yaptı? 270 yaptı. O zaman şu açım dik açıymış arkadaşlar. 90 dereceymiş. Şurası 12. Şimdi burada hesaplayacak olursak büyük altıgenin alanını hesaplayalım bakın. Turuncu alandan kaç tane var? 6 tane turuncu üçgenin alanından var. O zaman 6 çarpı turuncu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Tabanın belli 12. Bu tabana inen yükseklik 12. Bölü 2 diyorum. Artı. Şimdi yeşil üçgenin alanına ihtiyacım var. 6 tane de bu yeşil üçgenin alanından varmış. Şurada çalışalım arkadaşlar. Bakın şurası 12. Şurası 12. Tepe açım kaç derece? 75-75 ise burası 30 derece. Hemen bir dikmeyi indirdim. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. O zaman tabanın belli. Bu tabana inen yüksekliğin belli. Yani 6 tane de 12 çarpı 6 bölü 2 var elimde. Artı mavi altıgenin alanına da A diyeyim. Bakın bunun alanını hesaplamama gerek yok. Bunun alanına da A dedim. Şimdi bu büyük altıgenin alanının mavi altıgenin alanından ne kadar fazla olduğu soruluyor. O zaman mavi altıgenin alanını bundan çıkartırım. Yani mavi altıgenin alanı bu soruda önemsiz arkadaşlar. Bakın sadeleştirelim. 3. 12 ile 12'yi çarptım. 144. 144'ü 3 ile çarpıyorum. 2. 3. 4. 432 ne geldi? Şu turuncu üçgenlerin alanı geldi. Yeşil üçgenlerin alanına bakalım. Sadeleştirdim. 3. 12 ile 6'yı çarptım. 72. 3 ile 72'yi çarpıyorum arkadaşlar. 6. 21. Bunları toplayalım. Ne yaptı? 648 yaptı değil mi arkadaşlar? 648 cm² benim aradığım alanmış. B şıkkı doğru cevabım oldu.